Böyle bir durum inanın söz konusu değil. Olsa niye yardım görmeyeyim ki ben size? Neden olmuyor? Ne oldu ki problem? Aşkartı yok beyefendi. Ah be abi. Kapısına geçmesi rica oldum. Yardım yok mu? Tabii tabii. Da 1,5 milyon TL'ye viski satıyorlar Dutuferi'de. 1,5 milyon TL'ye? Hı hı. Aman Allah'ım. Lady, what do you think about this airport? It's beautiful. Everywhere. Everything? Yeah. For example, one of which one is the best? The entrance. Entrance? Yeah. Where from? From UK. UK. Bye bye. Bye bye. Evet, UK'denmiş arkadaşlar. İngiltere'den gelmiş. Ne düşünüyorsun dedim. Amazing dedi. Amazing. İstanbul Havalimanı'ndayım. İnanılmaz büyük. Muazzam. Sizlere şimdi burayı gezdireceğim. İçeride neler var? Ne gibi yenilikler var? Hepsini size göstereceğim. İnşallah sesim geliyordur. Kendimi de göstereyim. Bu havalimanına benim ilk gelişim. Biraz da yorgunum. Şimdi uçağım kalkacak. Çok güzel yalnız. Dünyanın süperstar markaları burada görmek mümkün. Burada bakalım neler var. Ana! Terlik kaç paraymış? Bakacağım lan. Selamun aleyküm. 269.90 avro. Euro. Ya bu çantayı tahmin bile edemiyorum gerçekten. Muazzamsınız. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Hayatı boyunca İstanbul Havalimanı'na gelmemiş insanlara burayı tanıtmaya çalışıyorum. Ben de yolcuyum. İnanılmaz rakamlar gördüm orada. Yani inanılmaz derken benim gibi bir fakir için çok... Aslında fiyatlar marka için söyleyecek olursak uygun. Çünkü vergisiz fiyatları. Bir İrlandalı bir müşterimizle konuşmuştuk. Dünyanın birçok havalimanına gittiğini ama hani böylesini pek görmediğini söylemişti. Büyüklük açısından mı acaba? Ya hem büyüklük hem konfor. Vay 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 vay. Gözlük diyorum ama size. Şimdi en pahalı ürünü soracağım. Burada en pahalı markaları bulabileceğiniz yerler Louis Vuitton'da. Loro Piano. Loro Piano. En pahalı Loro Piano'dadır. Her yani bir 50 bin euroya bir ürün var mıdır burada? Vardır. Wow. Bizde burada yoktur ama havaalanında vardır. Wow. En pahalı aslında şeye bakmanız lazım. Burada 1,5 milyon TL'ye viski satıyorlar Dutuferi'de. 1,5 milyon TL'ye? Hı-hı. Aman Allah'ım. Çünkü... Yani orada görebilirsiniz zaten cam fanusta duruyor. Tamam, hemen oraya gidiyorum. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, arkamda tam 1,8 milyon TL değerinde, evet, hesapladım. Yanlış duymadınız. 100,000 euros. What do you think? Out of my price range. Amazing, huh? I hope it's good. 1969 yılında yapılmış Delmore, 42 yaşında bir, evet, bir viski. Bu da 27 bin euro, tahminen 300-400 bin TL değerinde bir içkiden bahsediyoruz. My God. Arkadaşlar 5 bin euro, 36 bin euro 1965 yılında. Huu. Sir, what do you think about this drink? 100,000 euro. This is, I drink better one beer. You drink better one beer. Rakamlara bakar mısınız ya? Balantins 9000 euro. Merhaba. Yasak efendim video. Evet. Daha fazla video çekmeme izin vermedikleri için. Hanımefendi. Hoş bulduk. Kaç para bu Prada'nın? 229 euro. Yani TL olarak söylediğinizde? 4109 lira. Aa, okey. 5, okey. Yani bu iyi. Az önce 1,5 milyon TL değerinde bir içkiyi çektim de. Hemen şurada. İnanılmaz. Ne düşünüyorsunuz bu konu? Alan var mıdır onu ya? Var. Geçen ay mı? Ondan önceki ay mı ne? Arkadaşlar daha iyi bilirler. Çinli almıştı galiba. Wow. Evet. Bir Çinli onu aldı gitti. Altın kaplama bir gözlük mü var şu anda burada? Garanti var. Gözlüklerde normalde garanti yok. Sadece farklı yerlerde garanti var. Wow. Aa, ama çok güzellenmiş. Evet. Müşterileriniz dünyanın ne taraflarından alıyorlar daha çok hanımefendi? Cartier'den eğer alacaksa Ruslar. Ruslar? Daha çok, evet. Ruslar tercih ediyor. Asyalılar daha küçük gözlük kullanabildikleri için şu anda. Prada,
bazen Armani alıyorlar. İranlı ve Arap çok var. Onlar. Siz iç piyasadan daha mı fazlasınız yoksa? Burada vergi yok. Daha ucuz olmuş. Teşekkür ederim hanımefendi. Rica ederim. Tuğçe Hanım çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Evet abi. Atatürk Havalimanı'na geldik. Tutalım ki acıktınız. Hani böyle bir şey oldu diyelim. Ya ben yerinizde olsam acıkmam da. Ya bu böyle bitmez yalnız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bitmez. Çok büyük. Benim buna zamanım yetmez. Türk lokumlarının yüzüne bakan yok şu anda burada. Yani arkada daha fazla ilgi var içkiye ve çikolata rayonlarına. Gerçi burası da fena değilmiş. Burası da dolu. Çinliler var, değişik değişik. Burada bir röportaj mı yapsam, ne yapsam? Artık bak açılır mısın lütfen ya. Ben bunun peşindeyim arkadaşlar. Çok güzel giyinen insanlar gördüm burada bu arada. Yani dünyanın farklı kültürlerinden gelen insanların çok hoş giyimli olan insanlar gördüm. Böyle mükemmel bir havalimanında çalışmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Neler hissediyorsun her gün geldiğinde? Her gün geldiğinde. Yani yüz binlerce farklı insanı görmek nasıl bir duygu? Farklı millet. Süper ya. Her milletten insanı görmek güzel bir şey. Asyalıları seviyorum abi. Yani değişik kültürleri olduğu için güzel oluyor. Adın neydi? İbrahim. Kendine iyi bak İbrahim. Bay bay. Ya bütün dünya markaları var bu arada. Benim bildiğim, bilmediğim. Benim ne tecrübem, ne ekonomik durumum, ne gezinti seyahat boyunca zamanım buna yetmez yani. Burada büyük bir monitör var. Oraya geleceğim. Önce check-in yapıyorsunuz. Çok uzaklarda bir yerde. Ondan sonra pasaport kontrolünden geçtikten hemen sonra son bir çıkış kontrolü yapılıyor bavullara, valizlere. Sonrasında bu alana gelmiş oluyorsunuz. Bu alanda da insanların nereye gideceğini gösteriyor. Tel Aviv, Kahire çok değişken. Bu arada iki kere değişiyor bu. Şu anda gördüğün kadarıyla 20, 40, 60, 120 uçuş var şu anda. Kontrollü bir şekilde nereye gideceklerini kontrol ediyorlar. Gördüğünüz gibi dünyanın muhtelif yerlerinden gelme insanlar nereye gideceklerini buradan izliyorlar. Ya bu kadar detaylı açıklama niye veriyorum? Hayatı boyunca tabii yurt dışına çıkmamış insanlar olabilir yani. Onlar da görsünler diye. Orası son geçiş noktası. Bavulların son kez kontrol edildiği bir nokta. Sıvı olan, ne bileyim, patlayabilir, kırılabilir, çatlayabilir. Herhangi mesela bir su şişesini buraya geçiremezsiniz. Türkiye'nin iç piyasasından alınmış, mesela dışarıda aldığınız, dışarısını nereyi kastediyorum? Havalimanının dışında aldığınız bir suyu içeriye sokamazsınız. Çünkü içeriden alışveriş yapmanızı arzu ettikleri içindir artık herhalde yani. Onun için midir bilmiyorum ki. Çok büyük, böyle gidiyor. A, B, C, D, E, F, G, H diye böyle upuzun bir alan. Yemek yeme alanından artık yavaş yavaş uzaklaşıyorum ben. Çünkü benim gerçekten zamanım yetmeyecek. Hello. What do you think about this airport? Big, huh? Yeah, yeah. Very big, very big. Sir, what do you think about this airport? Çok iyi dedi. A, 5, B. Hanımefendi nasılsınız? Kolay gelsin. A5B. İleride. Evet. Bak yolcusu kalmaz. Geldik. Abi nereden girmişler? Ha, şurası galiba. Ama onlar girmişler yani bir şekilde. Ha, sanırım burası ya. Ya beyefendi siz nasıl girdiniz? Ha. Bence şeyi kaldırmışlar orada. İpi aynen. Buyurun. Buyurun abi. Ben de kendimi soktum. Yasal dışı bir işlem yaptım düşünmüyorum. Parasını verdim, hakkımdır. Sadece çok erken geldim yani. Öyle böyle değil yani. İnsan işte bir kere uçak kaçırınca hayatında. Birazdan Bakü uçuyorum. Bu videoyu da izlediyseniz çok ilginç birkaç bilgi öğrendiğinizi eminim arkadaşlar. YouTube kanalında başka videolarım da var biliyorsunuz. Diğerlerini de göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Selametle. Sağ olun. Bay bay. Bir olay var şu anda. Çok üzücü ya. PCR testini alamamış bir arkadaşımızın maalesef kurallar gereği uçağa giriş izni yok. Antep'ten gelmiş. Düğüne gidiyormuş ama maalesef. Öyle bir durum inanın söz konusu değil. Olsa niye yardımcı olmayı tüvesin? TK 302 seferseydi. Bakü. Ne oldu ki problem? Çıkartıyor beyefendi. Maalesef seyahat edemiyor. Ah be abi. Kurban oldu. Çok üzücü ya. Ha? Çekmiyor değil mi?